Kanser rehabilitasyonu nedir? Bugün ilk kez buna yer vereceğiz. İsterseniz tanımıyla başlayalım. Nedir? Evet, şimdi asıl rehabilitasyon programları daima bugüne kadar olduğu gibi ön planda felçli hastaya yaklaşım. Boyun ya da belden aşağısında hareket kaybı olan insanlara yaklaşım, çocukların rehabilitasyon programlarıyla ilgili bir takım yaklaşımlar, hep bu ya da kas iskele sisteminin ortopedik problemlerle ilgili bir takım rehabilitatif yaklaşımlar şeklinde planlanmış. Ancak biz bugün görüyoruz ki artık rehabilitasyon daha geniş hasta gruplarında bir ihtiyaç. Bunların başına da kanser hastaları geliyor. Şöyle düşünün, kanser hastası tanısı konmuş, ameliyatı yapılmış kemoterapisi ya da radyoterapisi planlanmış ama bu süreç zarfında hastalığına bağlı ya da uygulanan tedavilere bağlı bir takım yan etkilerle komplikasyonlarla karşılaşmış. Hı hı. Bunlar neler olabilir? Bunlar kas iskelet sistemiyle ilgili problemler olabilir. Eklem sertikleri, kas atrofileri ya da sinir sistemiyle ilgili bir takım nöropati dediğimiz el ve ayaklarda uyuşmalar, keçeleşmeler ya da ağrılar. Hı hı. Ya da kanserin yapmış olduğu kemikleri atladığı yani kemik metastazları sonrasında kemik kırıkları o kemik kırıklarını oluşturduğu günlük yaşamdaki aktivite miktarında bir takım kısıtlıklar. Yani sayabileceğimiz çok bir takım nedenlerden dolayı bu hastaların yaşam aktivitelerini devam ettirebilmeleri beraberinde sosyal, psikolojik ve aynı zamanda mesleki becerilerinin bir an önce geri dönüşü amacıyla bir programa ihtiyaç var. İşte bu hastaları biz kanser rehabilitasyonu programı altında izlemeye başladık. Çok yeni bir kavram. 1971-72 yıllarında ilk defa Dünya Kanser Society'sinin vakıflardan artık böyle bir bilim dalına da yatırım yapmaları gerektiğini ortaya koyduktan sonra bir takım hedefler belirlenmiş. Kanser rehabilitasyonu nedir? Amaçları nelerdir? Hedefleri nelerdir? Kimler yapacağız? Türkiye'de de vesaire. çok yeni ve sanırım en yeni uygulayanlardan biri de çalıştığınız hastane. Evet.